Hanımlar hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Bugün misafiriz ve ev sahibi. Hoş geldin misafirleri. Çay, kahve, tatlı ne ikram edeceksin? Öyle bir ya, nasılsınız diyor ki. Bugün Beyhan mutlu. Çeyreği aldı. Sine sine sardı. Yani, çeyrek aldım bu ya mu? Beyhan Hanım çok mutlu bugün. Ya, mutlu olmaz mıyım? Benim için yeterli değil bir tane çeyrek almak. Kızlar, günaydın. Günaydın. Ben yemeğe başlamadan önce size son kez sormak istiyorum. Kuliste konuştuğumuz gibi değil mi? Aynı fikirde. Evet, evet aynı. Aynen öyle. Benim de kararım aynı. Ben buradan da herkes duysun, kim ne düşünüyorsa da düşünsün. Umurumda değil, ben bu saçma sapan puanlamalardan dolayı yemek memek yapmıyorum. Ya buradan, bundan dolayı ben de istemiyorum. Bundan en çok zaten müzdarip olan benim. Aşırı felaket, canım zaten çok sıkılıyor. Ben de asla yemek yapmak istemiyorum artık. Ya, hayır, evet. Yapsan da bir, yapmasan da aynen bir. Aynen öyle. Boş tabak koyuyorum bundan sonra ya. Versinler, 5 mi veriyorlar, 1 mi? Sallasınlar kafadan. 3 tane biri hiç acımadan, benim kayınvalidem de dahil he buna. Veriyorlar, madem bu kadar kolaysa en kolayını ben yapacağım. Boş tabak koyuyorum. Boş tabak koyuyorum, onu istiyorlar. Ben de bugün elmayı bırakmayı düşünüyorum tabağa. Evet, aynı şekilde evet. Biz de dün gelmiş olabiliriz ama gelir gelmez aynı şeyi benim kayınvalidem de yaptı. Yani bu konuda inşallah böyle gitmez. Hayır, bu nedir 5-1 ya? Hiç mi emeğe saygınız yok sizin? Yani biz tamam sanki bizden ölçülerini alırcasına evet. Böyle 1-1 veriyorlar. Ya bana geliyorsa sana da geliyordur aynı şey. O yüzden artık kesinlikle istemiyorum. Bak, bu ne yapacaklarını bir alıyoruz. Ne yapacaklarını şaşırdılar artık. Bu akımı bence ben başlattım ama ben ne söylesem benim kayınvalidem her şeyi tersinden anladığı için kayınvalideme şunu söylüyorum. Bana hayrın yoksa kimseye olmasın. Aynen öyle. Öyle bir gaza geldi ki ben onu toparlamak için biliyorsunuz kapı koyuyorum bir şey yapıyorum. Evet. Ama bir baktım ki sürü psikolojisi. Hepsi arkasından her gün geliyor. Birbirleriyle yarışıyorlar aynı çünkü. Aynı taktiğe uyguluyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Evet. Halbuki biz arada harcanıyoruz haberleri yok. Burada yani. Sinirle söylüyorum ama eve gidince diyorum ki bak beğendiğine göre ona göre puan ver. Yok ne söylesem. Anlamazlar ki artık. Onlar kafalarında bir şey belirlemişler. Öyle gitmek istiyorlar. Bizi harcıyorlar aralarında. Farkında öyle. Değiller. Ne oluyor? Ha? Bir hanım ne oluyor? Anlamayacağım. Ben de anlamıyorum. 3 tane bir muhabbeti. 3 tane biri ben kullanmıyorum. Sizler kullanıyorsunuz. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar ya? 3 tane bir veriyorsunuz ya. Onu muhabbeti. Kim veriyor onu? Sen veriyorsun. Ben vermiyorum. Sizler veriyorsunuz. Kim veriyor? Sizler. Ya Allah aşkına bu bile. Ya gelin ya bunlar ne oluyor ya? Aha. Herkes gelinin yanına bir gitsin. Füsiye sen niye duruyorsun? Bir de kaynanalar odasında bence birbirlerini de gazlıyorlar. Tabii ki. Evet. Çok becerebilseler. Ne yani, arada kaynıyoruz kızlar resmen. Öyle burada zaman Emeklerimiz burada boşa gidiyor gerçekten. Ben geldiğimden beri söylüyorum. Bir kere bile kayınvalideme 5-1 oyna demedim. Puanları hep ona bıraktım. Nursel Hanım biz artık sıkıldık yani. Son günlerde verilen puanlardan çok şikayetçiyiz. Bu yüzden yemek yapmayacağız bugün. Öyle şey olur mu? Ama bugün elime bırakacağız. Adil dövüş olsun burada yani. Hayır, ne yemek yapmayınca nasıl puan alın? Çünkü öyle de bir veriyorlar. Hep 5-1 oynuyorlar. Kendi aralarında girmişler yani yemek bir yemek koymayalım ortaya 5 versin. Nasıl böyle de bir alacağız böyle de bir alacağız. Sen ne yapıyorsun kendine gel Allah aşkına ya. Her gün kafadan sallıyorsunuz. Merve ne oluyor ya? Ama siz bak her gün geliyorsunuz buraya. Kafadan sallıyorsunuz. Bugün hangi tabağı versen şu. Ya Yeşim sen niye onların aklına uyuyor? Bu kimin kafasından çıktı? Ne demek ya, onların aklına? Ya ben çıkardım. Saçmalık. Sen başka bir şey değil ya. Beyhan abla bak şunu anlayalım mı? Şu an bu kızların bir derdi var. Hani öyle celallenip geliyorsunuz ya. Ortayı bulalım mı? Derdiniz ne Yeşim? Ya ben şansa puan almak istemiyorum. Eğer işim şansa kaldıysa bugün şu tabağı vereceğim. Hadi şans. Boş tabak koyayım nasıl olsa her gün yani olacak. Boş tabak koyalım zaten 5-1-1 kime gelirse. Yapacaklar. 5 o gün kime gelirse. Elenirsen de razısın. Evet en azından derim ki uğraşmadım. Hayır. Bir şey yapmadım. Ortaya bir şey koymadım. Hayır. Ben yapıp buradan gitmek istemiyorum. Hüsniye abla. Ben zaten 3 tane bir kullanmıyorum yani. Benim kullanmıyorum öyle bir değil artık. Yeter. Gerçekten. Ben yapmıyorum. Bunları yeter. Buraya söyleyeceksiniz. Yeter artık yani. Siz kendi aranızda yarışa girmişsiniz. Biz aranızda sizin artık kayboluyoruz. Evet. Yani yeter artık istemiyoruz. Şu 5-1'den vazgeçin artık. Beyhan Hanım size geliyor bence laf. Ya Hüsniye Hanım bak. Size geliyor. Bana ama değil hiç bu hiç bana gelmesin. Hayır, biz size göre davranıyoruz. Kayınvalidem bunu yapıyor ama sürü psikolojisi. Arkasından da geliyorlar. Hepsi arkasından. Ben kayınvalideme de söylüyorum. Ben onu şöyle sirkelemek için yaptım. Süreniz geçiyor. Evet. Çakası yok. Bugün bir eleme var. Bugün bilezik var. Bence orta yolu bulmamız için
bugün kayınvalidelerden söz alalım. Bugünlük en azından durumu kurtaralım, arkada konuşursunuz. Bugün 5-1-1-1 yapmayın. Lezzete göre versin. Lezzet, hangisi lezzetliyse ona puan verin. Ha? Okey miyiz? Şimdi Hüsniye, lezzete göre lezzetin kraliçesi diye basmayın. Diye milleti böyle bak gelinlerini hale getirdik. Reyhan abla şu an mesela kim daha çok yapıyor, ona bakılırsa en çok 3-1 sen kullanıyorsun. Tamam. Ben mi kullanıyorum? Bugün... Ben lezzete veriyorum. Lezzetliyi buluyorum. Tamam. Bakın süreniz geçiyor. Şu an kızların ve sizin süreniz geçiyor. Anladın mı? Kararını ver. Adil olacak mısın? Tamam Nurten Hanım. Yapmıyorum bu saatten sonra 5-1-1. Tamam Türkan'cığım. Tamam yapmıyorum. Söz mü? Söz. Ben de söz veriyorum Yahmet'e. Hüsniye'ciğim. Zaten yapmıyordum. Ben yapmıyordum. 5-3 yani. Tamam. Şu anda tekrardan odanıza gidebilirsiniz kayınvalidelerim. Yani. Gelinler acayip hızlı olmanız gerekiyor. Süreniz çok aştı. Ha yemek çıkarırsanız hadi bakalım ne ala. Haydi tatlıya bağladık mı? Evet evet. Hadi bugün, yap, hadi yap. Bugün 5-1-1 yok söz verildi. Haydi bakalım. Haydi. Sözün bak vallahi sözünde durmayan karşısında benim. Neydi böyle Allah aşkına şimdi? Bu kimin başının altından çıktı Allah aşkına ya? Kesin Yeşim'in altından çıkmış. Hayır, hayır, hayır. Yeşim söylemiş. Yeşim orada zaten alacağını ya. Alıyor ki. Yeşim'in başının altından niye çıktın? Alacağını alıyor ki meselesi yok ki. Senin gelini söyledi evvela önce. Ortalığı karıştıran tamam, Yeşim. Yaptım. Yaptı, yapmayacağım diye. Ben kim yaptı kim yaptı deyince yani o şeyi üstüne almak istiyorum. Elinde kışkırtan Yeşim orada gördük. Çünkü niye kışkırtıyor biliyor musun Beyhancığım? İnsanlar yükseğe çıkınca oradan düşmekten korkar. Ah. Evet.